Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Ünite 1'in ikinci videosu. Ünite 1'e dair 3 farklı video çekiyoruz. Birincisi yayınlandı. Şimdi ikinci video çekmekteyiz. Kısa sürede 1-2 güne 3. videomuz da yayınlanmış olur diye planlıyoruz. Bu konumuz neyle ilgili? Mezit fiillerle ilgili. Mezit fiilleri tespit etmek, yani neye yarar ki acaba? Bu mezit fiiller bablarla, vezinlerle, kalıplarla alakalı. Hepsi aynı manada. Bir tercüme yapmamızda faydası olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'e örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim olsun, farklı kitaplar olsun, Arapça kitaplarda çeşitli kalıplar görmekteyiz. Bu kalıpların manasını bilmediğimizi düşünelim. Çünkü her kelimenin manasını kimse bilmiyor. Bilmediğimiz bir kelime var, manasını bilmiyoruz. Tercüme yapacağız, manayı bilmiyoruz, ne yapacağız? Kelimenin aslını bulmak lazım. Aslını bulursak sözlüğü açarız, sözlükte aslını buluruz. Bunu bir önceki videomuzda örneklemiştik de, bir örnek yapmıştık. İctema kökündendi. İctema, cema olayı vardı. Yani bir bu işe yarar. İki ilgili kelimeden yeni kelimeler türetmeye yarar. Örneğin adam ketebeyi ezberlemiş ama katip ne demek bilmiyor. Mektup ne demek? Lem yektup, lemma yektup, ma yektubu. Bunlardan haberi yok. Yani böyle olmaz. Babları, kelimeleri, çekimleri, fiil çekimini bilirsek bir kelimeden 100 civarında, yani kaba taslak söylüyorum, 100 civarında kelime türetebiliriz. Aynı köke sahip farklı kelimeler, türevleri var. Onları da biliriz. Tek tek aynı kelime ezberlenmez. Kelimenin binasını tespit etmemize yarar. İşte gafara bağışladı, istiğfara bağışlanmayı diledi. Dilemek nereden çıktı? Babla ilişkili. Bu tür manalar bilebilmek için, manaları tespit edebilmek için kelimelerin bablarını bilmek lazım. Bu bağlamda diyebiliriz ki Arapçada yani bab dediğimiz kalıptır, vezindir. Bunlar Arapçada 35 olduğu kabul edilmiştir. Daha fazla olduğunu söyleyen alimler de vardır. Ekollere göre değişmekte. Şimdi 35 bab kabul edelim. 35 babı, yani 35 fiil kalıbını, fiillerden bahsediyoruz. Fiil dışında tonlarca daha kalıp var da. Şimdi rubai fiilleri rubai ve sülasi olarak ikiye ayırabiliriz. Bir fiil öncelikle rubai ve sülasi olarak ikiye ayrılır. Sülasi 3 harfli demek. Rubai 4 harfli demek. Yani sülasini kendi içerisinde ikiye ayrılır. Sülasi fiiller ya mücerrettir ya da mezittir. Başka bir alternatif yok. Rubai fiiller de ya mezittir ya da mücerrettir. Başka bir alternatif yine yok. Yani Arapçada fiiller bunlardan biridir. Sülasi fiilin mücerret kısmı 6 baptan oluşur ki şu an karşınızda zaten. Bunun dışında sülasinin bir de mezit kısmı var. Mezit kısmında değişik baplar var. Bunları bir önceki videomuzda işlemiştik. 12 baptı. Değişik baplar var. Onlar da mezit idi. Sülasi 3 harfli demek. Mücerret yalın hal. Sülasi mücerret ne demek? Yalın haldeki fiil yani. Aslı 3 harf olup aslını koruyan, ekar almamış fiil demek. Mezit olduğu zaman sülasi mezit dediğimizde sülasi mezit aslı 3 harf olmakla birlikte aslına ek harf, yani ilave harf eklenmiştir. Artık asıllığı, orijinalliği bozulmuştur manasına geliyor. Bir de rubai var. Rubai de ya mücerret ya mezit olur. Mücerret olursa rubai mücerret aslı 4 harf demektir. Ek harf almamış, orijinal üzere duruyor. Mezit olursa, rubai mezit olursa, rubai mezit de aslı 4 harf olmakla birlikte ek harf almış. Artık 1 harf almış veya 2 harf almış ama asıllığı bozulmuş demek. Yani mücerret yalın hallik, ek harf almayış, orijinal durumunu koruyuş demektir. Sülasi ise demek ki aslı 3 harf, yalın hali 3 harf demek. Rubai mücerret olursa yalın hali 4 harf demek. Mezit ne demekmiş? Ek harf, ilave harf almış demek. Sülasi mezit aslı 3 harf ama ek almış. Rubai mezit, rubai aslı 4 harf ama mezit, yani ek harf almış. Sülasi mücerret babları şu an görmektesiniz. Konumuz bu artık. Sülasi mücerret bablar 6 tanedir. Bablar neye göre belirlenmektedir? Bakıyoruz. Fa'ile, yef'ule hepsi birbirine benziyor. Fark ne? Burada görmekte olduğunuz sağ taraftaki fiiller mazi fiiller.
Sol taraftakiler muzaridir. Gördüğünüz üzere mazi fiil kaç harften oluşmuş? 3 harften oluşmuş. İşte bu yüzden buna sülasi diyoruz. Peki niye mücerret dedik? Çünkü ek harf yok. Zaten ek harf olsaydı, örneğin F ek harf desek, atsak geriye 2 harf kalır. 2 harfli fiil olmaz diye daha önceden söylemiştik. Bab neye göre belirlenir? Mazinin ve muzarinin aynı el fiilinin harekesine göre belirlenir. Aynı el fiili ortadaki harf olmaktaydı. Harekesi nedir? Ona bakılır. Fe'ale, 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 fe'ile, fe'ule, fe'ile değişebiliyor. Bir de ne var? Yef'ulu, yef'ilu, yef'alu, yef'alu, yef'ulu, yef'ilu değişiyor. Muzarinin de aynı fiilin harekesi değişmekte. Öyleyse diyebiliriz ki mazide aynı el fiili fetha, muzaride zamme ise ne olur? Aynı el fiili zamme ise ne olur? Ona birinci bab denilir. Birinci bab da denilebilir. Bazı kitaplarda Nasara babı derler. Nasara babı. Nasara hangi baptan? Birinci baptan. Demek ki birinci bab yani. Nasara babı derken birinci bab kastedilir. İkinci babda mazinin aynı el fiili fetha, muzareninki esredir. Buna ikinci bab denilmektedir. Üçüncü bapta mazi ve muzarinin aynı el fiilinin her ikisinde ne nedir? Fethadır. Dördüncü bapta mazinin aynı el fiili esreyken muzarininki fetha. Beşinci bapta mazi ve muzaride aynı el fiili zamme. Altıncı bapta mazi ve muzaride aynı el fiili esre. Bu şekilde verdik. Kalıplar gösterdik de örnek verelim. İşte ketebe yektubu. Ketebe mazide aynı el fiili fetha. Muzaride aynı el fiili ötre. Mazide fetha, muzaride ötre. Hangisine benziyor? Birinci bak değil mi? Mazide çünkü aynı el fiili fetha, muzaride zamme. Ketebe yektubu. Öyleyse ketebe yektubu birinci bak. Dehale yedhulu. Faal fiili, aynı el fiili, lam el fiili. Bunları bilmek gerekiyor. Faal fiili ilk harf. Aynı el fiili ikinci harf. Lam el fiili üçüncü harf. Mazide böyle. Muzariye geldiği zaman muzarinin başında muzarat harfi yani ek harf var. Muzari olduğuna alamet, nişan olsun diye. Onu saymıyoruz. Birinci harf faal fiili derken ye'yi kastetmedik. Ye sonradan gelme alamet. Onu geç. Ardından dal geliyor. Evet işte dal faal fiili. Ha aynı el fiili. Lam el fiili. Diğerleri de bu şekilde gidiyor. Şimdi ne var burada mesela? Şedde yeşüddü. Şedde aslında şedede. Şedede. Feale gibi hareket tuttu. Yeşüddü. Yeşdüdü. Yef'ulu gibi. Yeşdüdü. Yani aynı el fiilinde zamme var. Mazide de aynı el fiilinde fetha vardı. Öyleyse birinci baptan. Diğerleri de aynı şekilde mazi ve muzarinin aynı el fiilinin hareketleri tutarsa o baptan olur. Tek mazininki tutsa olmaz. Mazide de, muzarede de hareket tutmalı. Altıncı baptan örnek yapıp geçiyoruz. Çünkü asıl konumuz bu değil. Ama bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü mezit fiillerin orijinal hali bu. Altıncı babı da örnek anlatalım. Fe'ile yef'ilu. Mazide aynı fiili esre, muzarede de esre. İkisi aynı anda olacak. Örneğin hasira yahsiru. Hasira da aynı el fiili esre, sin yani esreli. Tıpkı fe'iledeki aynı el fiili gibi. Muzaride yahsiru, sin yine esre. Tıpkı yef'ilu dediğimizde olduğu gibi. Demek ki hasira yahsiru, mazide de muzaride de aynı el fiili esre. Ne gibi? Altıncı babın kalıbında olduğu gibi. Buradaki kalıplar, yani bunlar ne? Bunlar kalıptır, baptır, vezindir. Hemen yanlarında yer alanlar ise örnekleri. Burada örnek olarak 1 ile 6'yı anlattık. Diğerler de aynı şekilde mazide ve muzaride aynı el fiillerin hareketleri tuttuğu sürece o baptan olur. Aşağıdaki fiilleri dikkatlice inceleyelim demişiz. Ne gibi? Bir fiil birden fazla baba baptan gelebilir. Mesela bezele yebzülü şu an birinci baptan. Nerede anladık? Mazinin aynı fiili fetha, muzarinin aynı fiili zamme. Tıpkı faale yef'ulü kalıbında olduğu gibi. Yani bu kalıplar aslında ezberletilir. Faale yef'ulu, faale yef'ulu şeklinde ezberlenir. Birinci bab şu, ikinci bab, dördüncü. Hepsi ezbere bilinir. Ezberlemenizde fayda var. Oysa burada bezele yeb zilu diye de gelebilmektedir. Bezele yeb zilu hangi bab olur o zaman? İkinci bab olur. Faale yef'ilu gibi bezele yeb zilu. Şunu söylemek istedik. Bezel kelimesi
Bezele yebzülü şeklinde de gelir. Bezele yevzilu şeklinde. Muzarisi yevzilu da gelebilir. Yani hem birinci baptan hem ikinci baptan gelebilir. Bu bir örnek. Diğer örnekler de var. Anlatmak istediğim şey bir kelime birden farklı, birden fazla baptan gelebilir. Bunu yine kısaca geçiyoruz çünkü hala asıl konumuza gelmedik. Bunlar yani ne diyelim arka plan, bir temel oluşturmak için anlatılan şeyler. Konumuz sülasi mezit evvela. Yani mezit fiiller de evvela sülasi. Çünkü rubai mezit çok az kullanılmakta. Sülasi mezit ise Kur'an-ı Kerim olsun, hadisler olsun, değişik fıkıh, tefsir kitapları olsun, hepsinde bolca geçen kalıplardır. Sülasi mezit nasıl elde edilir? Burada gördükleriniz rubai mücerret bablar. İşte rubai mücerret bablara değişik harfler, harf veya harfler, bir harf olabilir, iki harf olabilir, üç harf olabilir. Harfler ilave edilerek elde edilen kalıplara sülasi mezit adı verilmektedir. Şu altı baba eklemeler yapılarak elde edilirler. Bazen başına bir hemze gelir. Bazen aynel fiili şeddelenir. Bazen faal ile aynel fiil arasında bir hemze gelir. Değişir yani değişik alametler var. Şu eklenir, bu eklenir. Bir şeyler eklenilerek elde ediliyor. Ama aslı nedir? Aslı sülasi mücerrettir ve altı babının dışında bir şey değildir. Bir harfler eklenerek elde edilen bablara sülasi mezit diyoruz. Tek harf ile meydana gelen şeylere ne denilmekte? Bablara sülasinin rubaisi. Yani sülasi mücerret altı bab idi. Yalın halli fiiller. Hiçbir ek harf yok. Onlara bir harf ilave edilerek elde edilen bablar var ki bunlar üç babtır. Bunun adı sülasinin rubaisi. Sülasi mücerrede iki harf ilave ile de meydana getirebiliriz yeni bablar. Bunlara da humasi bablar diyoruz. Beş tane babtır bu da. Sülasi mücerrede üç harf ilave ederek de mezit fiil elde edilebilir. Bunlara da südasi bablar denilir ki dört babtırlar. 3, 5, 4 bab. Topladığımızda kaç yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. Demek ki sülasi mezit bablar 12'dir. Kitapların tasnifine göre değişir gerçi de bina kitabında o şekilde geçiyor. Binadan alıntı yaptık. Şimdi sülasi fiil. Hala kategorize etmeye devam ediyoruz. Sülasi fiil nasıl ayrılır? Sülasiyün mücerredün yani sülasi mücerret olarak ayrılabilir. Yani yalın haldeki sülasi fiiller veya mezidun ale sülasiyi. Aslı üç harfli olmakla birlikte ona ziyade edilen ek harf almış sülasi fiiller de olabilir. Sülasi mücerret altı babtır. Faale yef'ulu, faale yef'ilu, yef'alu, fa'ile yef'alu, fa'ule yef'ulu, fa'ile yef'ilu. Az önce geçmişti zaten. Sülasi mücerret altı bab geçmişti. Yanlarında örnekler vermiştik. Az önceki konumuzda. Bir de ne dedik? Sülasi mezit var. Bundan üçe ayrılır dedik. Az önce bir tablo gördük. Rubai, humasi, südasi olarak sülasi mezidi üçe ayırmaktayız. Rubai dört harfli demekti. Yani bir harf ilave almış. Humasi beş harfli. Yani iki harf ilave almış. Südasi üç harfli. Yani üç harf ilave almış. İşte rubai fiiller nelerdir? Ef'ale yuf'alu if'alen. Fa'ale yuf'alu tef'ilen. Fa'ale yuf'alu mufa'aleten. Bu bab ezberlenmeli. Kaç tane varmış rubaide? 3. Ef'ale yuf'alu if'al. Fa'ale yuf'alu tef'il. Fa'ale yuf'alu mufa'ale. Babları bilelim yani. Rubaide 3 bab var. Şunlardır şeklinde. Bir de humasi bablar varmış. Bunlar infa'ale yenfa'ul infa'al. İftâle yeftâlu iftâl, if'alle yef'allu if'ilâl. Tefâale yetefâalu tefâul, tefâale yetefâalu tefâul. Bir de südâsi bablar var. Bunlar ne dermiş? İstef'ale yestef'ul istif'al. İf'avvale yef'avvilu if'îlen. İf'avvele yef'avvilu if'ivvalen. İf'alle yef'allu if'îlen. Hangisinde kaç bab var? Bunlar yani şu an aşağı yukarı kaydırıyoruz videoyu. Görün, not alın şunlarmış, bunlarmış diye. Rubai'de kaç bab var? 3. Humasi bablar. Kaç tane var? İnfial, iftial, if'ilal kaç yaptı? 3. 4 ve 5. bab. Demek ki 5 tane var. Az önce geçmişti gerçi elbiri. Südasi'de istifal var. İf'ial var.
İşrival var. Bir de İsrail var. Toplamda 4 bapta burada var. Şimdi işin aslında çok önemli bir kısmına geldik. Bu tür şey kitapta pek görmedim. Belki siz görmüşsünüz ya, kitabı tam okumadık ama. Çok önemli bu şey. Mesela örnek veriyorlar. Diyorlar ki sülasi mücerret bir fiil. İşte faale örnek x. Bunu faale bu baba aktar. Yani sefil babını aksar bakalım. Sonra faale yani bu faale babını aktar. Sonra efale yani ifal. İşte tefaül, tefaül, infial, iftial, ifal diye devam ediyor. Şu babları aktarın. Bu şekilde örnekler aslında çok önemli. Mesela leğene, burada bir tane feta var. Bir çizgi, çizginin üzerine feta. Ne demek bu? Yani muzarinin aynel fiili feta olacak demek istiyor. Buna göre leğene yel anı. Yani üçüncü babtan bir fiilmiş. İkisinde de mazide de muzaride de aynel fiili feta olursa üçüncü babtan olur demiştik. Leğene yel anı. Bunu tef'il babına aktarıyoruz. La'ane diye geçiyor. Fa'ile yufa'ilu mufa'ile babına aktar demiş. La'ane olur. Tefa'ule aktar. Tela'ane. Tefa'ule aktar. Tela'ane. İşte'ale aktar. İl-ta'ane. Bu şekilde demek ki la'ane ne oldu? Birkaç kalıba girdi. Onu görmüş olduk. Bunun dışında ne varmış? Legabe, legube, yani legabe yel gabu şeklinde üçüncü baptan da gelebilir. Veya lehube yel gubu şeklinde gelebilir. Beşinci bab oluyordu bu. Legibe yel gabu şeklinde. Ne anlatılmak istenmiş? Şu lam, gayn ve ba. Yani bu harf, legib diyelim. Bu kelime üç farklı baptan gelir demek istemişler. Bu yüzden nokta koyup hareke belirtmiş. Nokta koyup hareke belirtmiş. Nokta koyup hareke belirtmiş. Muzari'nin aynı fiili kaç şekilde olabiliyor? Üç şekilde. Pardon, iki şekilde. Fetha veya ötre olabiliyor. Mazide de fetha, esre ve ötre üç şekilde değişiklik var. Bunu işte fark etmez. Legabe, yelgabu. Üçüncü baba aktardığımızı düşünelim. Bu baba aktarıyoruz. Legabe, elgabe, telagabe şeklinde değişiyor. Legife, yelgafu. Yanlış görmüyorsam fetha var. Belki ötre var. Bunu faale yufailu mufaale aktar demiş. La gafe. Diğer baba aktarıyoruz. El gafe, telah gafe. Çeşitli örnekler var görmektesiniz. İşte leffe yelüffü bir muzafil. Leffe yelüffü. Bunu aktarırsak nasıl geçer? Leffe, fe. Daha önce birinci videomuzda buna bayağı değinmiştim esasen. Ne demiştik? Muzaf bir fiil. Fa'ale yufa'ilu tef'il. Muzaf bir fiil tef'il babına aktarılır ise ne olur? Muzaf fiilin son harfinden bir harf daha yanına eklenir. Tek olan şey bu. İşte mücerret halini görüyorsunuz. Ney? Leffe. Tef'il babına aktardım. Ne oldu? Leffe olduğu gibi yazdım. Sadece sonuna bir tane daha L ekledim. Leffe, fe oldu. Burada medde yazdığını düşünelim. Medde de olurdu. Son harften bir tane daha eklenirdi. Burada şerra yazsa şerra olurdu. Helle yazıyor burada diyelim. Aktardık. Helle le diye geçerdi. Bu önemli yani. Muzafil nasıl geçiyor? Muzafili bir de faale yufailu mufaale babına aktaralım. Nasıl olur? Lafe. Bu da çok önemli. Şimdi mesela sınavda yazmışlar. Lafe hangi baptan? Bakıyorsun ne efale yufale ifal, ne iftial, iftale yeftale iftial, ne faale yufaile mufaale. Hiçbirine benzemiyor. Lafe neyin nesi? Şaşırabilirsiniz yani. Şaşırmak normal bir durum olur. Çünkü kitabını anlatmamış. Esasen kitabını anlatmadığına göre bunu sormayacaktır diye düşünüyoruz. Ama detaylı bilginiz olursa ilerleyen sınavlarda işte örneğin nedir? Bugün üçüncü sınıfta, ikinci sınıftasınız sanırım. İkinci sınıfta işleniyor bu. Emin de değilim de öyle tahmin ediyorum yani. İkinci sınıfta Arapça 3 olduğunu düşünüyorum. Arapça yani ilahiyat birinci sınıf, ikinci sınıf bitti diyelim. DGS'ye girdiniz artık lisans okuyacaksınız. Karşınıza bu tür şeyler çıkabilir.
Seçeceğiniz okula göre değişir. Kimi okullarda yani Arapça tam bir çocuk işi yapmışlar. Açıkçası ön lisansı okuyan lisanstaki Arapçayı zaten hayli hayli okur. Daha kolay Arapça var. Kimi okullar öyle ama. Kimisi var gayet detaylı. Yani bunları bilmenizi isteyecekler sizden. Veya ders olarak işleyecekler orada. Yani okula göre değişmekte bir ön bilgi olarak sizlere de bunu söylemiş olayım. Okula göre Arapça değişmekte. Şu an itibariyle okulda işte 3. 4. sınıfta ne yapacağız diye düşünmeyin. Zaten 1 yıl Arapça var, 2. yıl Arapça da yok. Ef'ale yuf'alu if'al babını aktarırsan ne olur? Eleffe. Bakın leffe vardı. Leffenin başına sadece bir hemze eklendi. Eleffe oldu. Eleffe. Galle yaktıralım. E galle. Şedde yaktar. E şedde. Medde. Medde yaktardık. Emedde. Emedde yumiddu. Tefaül babını aktarıyoruz. Teleffe fe. Teleffefe. Leffe teleffefe. Telaffe. Tefaülü aktarılmış. Telaffe. İlteffe. İftial. İlteffe oluyor. Yani açık öğretim ön lisans Arapça kitabında bu kadar ayrıntı olmadığını biliyorsunuz. Yani ama bir muzaf fiil değişik kalıplara girdiği zaman ne gibi değişiklikler geçirmekte, ne gibi farklılıklara bürünebiliyor, bunu bilmeniz önemli. Çünkü lafe'yi görseniz, lafe hangi baptan, nereden bileceksiniz? Bunları görmeniz gerekiyor. Görmeden bilinemez. Şuradan bir örnek daha yapalım. Ne demiş mesela? İşte lagabe kelimesi. Harekelerine vermemiş. Önemli değil sonuçta. Aktardık ne olur? Lakabe. Lagabe, telakabe, telagabe. Yine şuradaki önemli lega kelimemiz. Lega kelimesi aktarılırsa nasıl aktarılır? Veya legiye diyelim. Aktarılırsa nasıl aktarılır? Faale, ifaile, mufaaleye aktarılmış. Lega diye aktarılmış. Lega. La'nın fa'ile yani müfaale babından bir mazi fiil olduğunu anlayabilmek güç olabilir. Bunları o yüzden göstermeye çalışıyoruz. La'a aslında la'gaye veya la'gabe yani sonda bir harf var. Okunan bir harf vardı esasen. Sonu vav veya ya'dır. Ne olduğuna sözlükten bakmak gerekir. Bakmadık. İşte kural neydi? Harekeli bir vav veya ya olursa. Vav olsun ya olsun fark etmez. Bunlar harekeli ise. Bir önceki harfleri fethalı ise vav da ya da elife çevrilir, dönüştürülür. İşte burada vav olduğunu düşünün. Hemen yanında gayin var, harekeli, fethalı. O yüzden vav dönüşmüş elife. Veya burada ya olduğunu düşünelim. Harekeli. Sağında ne var? Fethalı bir harf var. O zaman yine elife dönüşür. Şu an elife dönüşmüş. Elife maksura adı almaktadır bu. Ef'ale yuf'ale if'al. Aktarırsan ne olur? El-gâ şeklini alır. İstifal babına aktarılırsa istelga, istelgaye veya istelgave, gat gerçi, gave. Yani sonu ya vav ya da yadır. Bu tür sonu biten kelimelerin. Başka bir alternatif yok. Bu şekilde bunları bilin. Yine bu baptan olmaktalar. Yine örnekler devam edecek yani. Bu kadar değil örnek. Örneklerimiz var. Lema, lemiye. Lema yemli yani bu baftan da gelebilir veya lemiye yemley leyu şeklinde de gelebilir. Gelirse ne olur? Elma yani elmeye veya elme ve sonu vav veya yadır aslında. Zaten şurada aslı ya olarak gelmiştir görüyorsunuz. Lemiye. Burada ye duruyor da hemen sağında lema da ye niye durmuyor acaba? Az önce söylediğimiz kuraldan dolayı. Lema'da, lema, mimden sonra ya harfi var. İşte o ya harfi orada duramamış ama. Elif'e dönüşmüş. Şu an elif halinde. Niye dönüşmüş elif'e? Çünkü orada y yazalım bir. L, M, Y, Y'yi yazdık. Y harekeli mi? Harekeli. Bir önceki harf olan mim fethalı mı? Fethalı. Kural. İşte y harekeli olursa, bir önceki harfi fethalı olursa y'yi elif'e çevirmek zorundayız. Bu yüzden Elif'e dönüşmüş. Lema olmuş. Y kaybolmuş. O hemen yanında yer alan Lemiye.
Lemiye'deki ya duruyor. Niye gitmemiş? Tamam, ye harekeyle ilk harf tuttu ama bir önceki harf fethalı değil, esreli. Bu yüzden ye olduğu gibi duruyor. Lemiye. Bu bilgi önemli. Yani neden önemli? Şimdi elma diye bir kelime gördüğünüz zaman elma. Elmanın yani ifal babından olduğunu bilmek lazım. Elma ifal babından. Elma nasıl ifal babından? Ef'ale elma aynı değil ki. Elmeye olması gerekiyor. Zaten öyle. Sonunda ye vardı. Elmeye. Ef'ale birebir aynıydı. Yine aynı kural. Ye harekeli ma kabli yani bir önceki harf olan mim fethalı. Bu yüzden ye'yi elife çevirdik. Elma oldu. Telemma aslı nedir? Telemmeye. Aynı tefaale gibi. Tutar aslı. Telemmeye. Ama ye ney? Harekeli. Bir önceki harf fethalı. Bu yüzden ye elife çevrildi. Telemma diye okuduk. Telemma ile tefaalen bir alakası yok, benzemiyor demeyin bu yüzden. Aslı tutuyor. İftale, iltemeye. Aslı yine ye idi. İltemeye. Ama ye ne oldu? Elife çevrildi. Niye çevrildi? Çünkü bir önceki harf ne? Fethalı. O yüzden bu hali aldı. Lehebe yelhebu. Hebu. Evet, bu şekilde üçüncü baptan da gelebilir. Lehibe yelhebu şeklinde farklı bir baptan da gelebilir. Bir kelime birden fazla baptan gelebilir demiştik. Faale fa'al tef'ile aktarırsak lehebe yulehibu telhibun faale yufa'ilu tef'ilun birebir uydu. Elhebe ef'ale aynen uydu. Telehebe tefa'ale o da tuttu. Neredeydik ha? İltehebe ifte'ale tutuyor. Nasıl tutuyor? Çünkü ifte'ale de asıl nedir? Fe'in lamdır. Öyleyse hemze ve te zayit yani sonradan eklenmedir. Yani iki harf ziyade değil oluşturulmuş bir baptır. Öyle hangi baptandır? Humasidir. İşte ilte hebe de nedir? Hemze ve te zait harfler. Sonradan gelme harflerdir. Öyleyse bu kelimenin aslı nedir? Bunu sözlükten bulmak istediğimizi düşünün. Nasıl bulacağız? Manasını bilmiyoruz bunu. Tercüme etmek gerekiyor. Mesela ilte Aliyun yazıyor. Ne demek ki acaba? Aliyun, Ali tamam isim de iltehebe ne acaba? Sözlükte bu şekilde ararsak bulamayız. Ne yapmamız lazım? Baştaki hemze zayid tamam bunu bilmemiz gerekiyor. Sonra lamdan sonraki te zayid onu da bilmek lazım. O zaman kelimenin aslı neymiş? Geriye ne kaldıysa o. Ne kaldı? Lam, H harfi ve de B harfi kaldı. İşte sözlükten bunu bulmak gerekir. Zaten LHB diye mücerridi burada verilmiş. Sözlükten bu bulunur. Manası neyse odur. Devam ediyoruz. Tabii bir sürü kelimeler, fiiller, örnekler var. Bunları siz görüyorsunuz. Şu an belki durdurup not alanlarınız vardır. Almanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek tek her birini okumayı düşünmüyorum. Birkaç tane okudum. Birkaçı da ekstra olarak gözünüzün önünde zaten. Devam ediyoruz. Mesela lase. Lase yelüsü. U ile geliyormuş. Lase. Ne olur? Levvese olur. Niye lase levvese diye dönüştü? Çünkü lase'nin aslı nedir? Levese'dir. Levese. Yani lam elif ya bu. Hani lam elif derler. Elif, b, t, y devam eden. Elifsiz var ya. Elif, ba. Orada ne diye okunur bu? Lam elif. Neden? Çünkü sağ tarafı lam, sol tarafı elif. Sol tarafı elif. Sol taraftaki elif asli değil ama. Munkalip. Aslı ne bunun? Vav. Wow. Yine aynı kural olmuş. Yani bu kelimenin aslında ne idi? Le ve se idi. Le ve se. Elif yok. Le ve se. Le ve se. Oradaki vav harekeli mi? Harekeli. Bir önceki harf fethalı mı? Fethalı. Vav ne olur bu durumda? Elife çevrilir. Baştan beri söylediğimiz kural. Elife çevrildi. Böylece lase oldu. Ne gibi? Gale gibi. Gale. Gale'nin aslı ne? Gavele. Gavele. Vav harekeli. Bir önceki harf olan gale. Kaf yani. Nedir? Fethalıdır. Vav elife çevrildi. Gale oldu. Kâne de aynen bu şekildedir. İşte aslında madem vav tefail babına aktarıldığı zaman vav geri geldi. Peki nasıl geldi? Şeddelenerek geldi. Çünkü tefail babının özelliği o zaten. Bu yüzden levvese oldu. Bu şekilde devam ediyor. La'a levve'a. La'da levveda.
Yani örnek verelim. Lasa. Lasa kelimesinin tef'il babına aktarılmış hali aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Örnek böyle bir soru geldiğini düşünün. Gerçi o kitaptaki bilgilere göre böyle bir soru gelmeyecektir. Bu oraya biraz ağır kaçar ama siz yine de bilin. Ne olur ne olmaz babından. Lasa. Birkaç, A şıkkında bir şey, B şıkkında bir şey yazar. C şıkkında bir şey, D şıkkında da işte levvesa yazdığını düşünün. Levvesa nasıl oldu? Yine aynı şey. Demek ki aslı neymiş? Levvesa. Vav harfi harekeli, makabli yani bir önceki harf. Fethalı olduğundan vav elife çevrilmiş. Lasa olmuş. Ama tefil babına aktarıldığı zaman vav geri gelmiştir. Lavesa derken babtan dolayı elif geliyor biliyorsunuz. Zait bu. Elasa. Aktarıldığı zaman nasıl değişiyor görün yani. Bu şekilde bilmenizde fayda var arkadaşlar. Başka ne olabilir? Laka. Lakayı aktardık. Levvasa gibi vav gelmedi. Allah Allah. Y harfi geldi ne iş? Diye düşünebilirsiniz. Lagadaki Elif'in aslı neymiş? Ya harfiymiş. Ne demiştik? Ya harfi hareketli olup bir önceki harfi fetha olursa ya Elif'e çevirir. Bu yüzden Lagadaki Elif'in aslı neymiş? Ya harfiymiş. Önce bu L, Y, G diye yazılır. L, Y, G. Ya harfinde hareke var mı? Evet. Bir önceki harf fethalı mı? Evet. O zaman ya'yı sil, yerine elif yaz. Böylece l, y, g kelimesi la-ga olur. Az önce ne gördük mesela? Örneğin la-da. La-da'da da vav harekeliydi. Bir önceki harfi fethalıydı. Vav'ı elife çevirmiştik. Aynı şey orada da uygulandı. Bu yüzden diyoruz ki hem vav'da hem de ya'da bu kural geçerlidir. Yani vav olsun, ya olsun fark etmez. Bu ikisi. İkisinden biri harekeli ise bir önceki harf fethalıysa bunlar elife çevrilir. Bu yüzden elife çevrilerek tef'il babına geç. Pardon, elif orijinaline dönüştürülerek tef'il babına geçirilmiştir. O da leyyega olarak geçer. Levvega niye değil diye düşünmeyin. Aslı ya imiş. Bir de ben böyle gördüğüm bir kelimenin mesela laga başka bir örnek neydi? Gale, kane, kale, ba'a gibi veya caze var değil mi? Caze. Caiz diye bir kelime var. Caiz kelimesi ondan geliyor. İsim fail olarak. Bu tür kelimelerin yani bunlar nedir? Ecref fiildir. Bu ecref fiillerin elifinin aslı nedir? Nereden bileceğiz biz? Aslında ben bunu ecref konusunda değinmiştim. Yani ecref, muzaf gibi şeylere değinmiştik. Eksam-ı seba. Nereden ortaya çıkar? Sözlüğe bakacağız. Nasıl bakacağız? Sözlükte bunu laga diye aramayacağız. Bunun aslının ya vav ya da ya olduğunu zaten biliyorsunuz artık. Ya vavdır ya yadır ama vav mı ya mı bilmiyorum. Öyleyse sözlüğü açalım. Bunun öncelikle L, Y, G ya ile yazıldığını farz edelim. Lamdan sonra Y harfini bulalım. Sonra kafa bulmaya çalışalım. Baktık öyle bir kelime çıkmadı. O zaman lamdan sonra vavlı yani vavı bulmaya çalışalım. Bunun vav olduğunu düşünerek önce lamı bulalım. Sonra vav olsun yanında sonra kaf olsun. O şekilde bulmayı deneyelim. Sözlüğe gidip de lamdan sonra elif gelecek, sonra kaf gelecek şeklinde aramayın yani. O şekilde değildir. Leyega veya levega diye yazılır. Yanında da parantez arasında belirtilir yani. Lagadır bu diye. Sonra da harekesi belirtilir zaten. Lame'de demek ki buradaki elifin aslı neymiş? Vavmış. Bu yüzden levveme diye geçmiş. Sözlükte bunur dedik ya. Yani sözlükte mastarı yazıyor bir kere. Her kelimenin mastarı yazar. Mastarında da vavlı mıdır, yağlı mıdır ortaya çıkar. Mastarda ortaya çıkar bunlar. Mastarda ortaya çıktığı zaman zaten anlaşılmış olur. Va mıymış, ya mıymış diye. Lame, levveme, lane, leyyene. Leyyene, layene, elane. Baya bir değişiklik var. İstelane. İstelane, istegame. Mesela game kelimesi olsa istegame. Gale, istegale, kâne, istekâne. İstifal babına da önem vermeye çalışın arkadaşlar. İstifal babından çok soru çıkar diye düşünüyorum. Çok önemli. O babtan çok fiil geçiyor yani Arapça kitaplarda. Mesele yemsülü, yemsilu. İki şekilde de gelebilir diyorum. Muzari'nin aynel fiilinin harekesi. Zamme de olabilir, este de olabilir. İki şekilde de var. Bunun dışında mazinin aynel fiili zamme iken muzarinki de zamme olabilir. Yani 5. baptan da gelir.
mesule, yemsulu şeklinde. Messele, masele, emsele, temessele, temasele, imtesele diye devam ediyor. İstifal babını aktaralım. Nasıl aktarılır? Başta bir iste koyuyoruz. İstemsele olur. İstemsele. Yani bir kelimeyi diğer bablara aktarmayla ilgili örnekler bunlar ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Mecce, mecce, ce. Ne demiştik? Muzaf fiil, tefel babına aktarılırsa son harften bir tane daha yazılır. Mecce, son harf cim. Öyleyse yani bir cim daha eklersek tefel babına geçer. Mecce, ce. İfal babına nasıl aktarılmış? Bakın, ef'ale gibi, ekrame, ehrace gibi değil, emecce. Yani aslında mecce, mücerredin olduğu gibi getirdik, başına bir hemze getirdik, emecce. Bunun dışında infial babına aktarılırken mecce yine geldi. Başına bir in getirildi. İn mecce oldu. Diğer örneklerde dolarda gözükmekte zaten. Bir örnek daha yapalım. Mesela meza, yemzi, meza ne gibi? Rama, yermi gibi. Veya gaza gibi. Şeva gibi, dava gibi. Bunu tefel babına aktarırsak mezza olur. Aslı ne? Mezzeye veya mezzeve. Ne demiştik? Sondaki harfin aslı ya vavdır ya da yedir. Yani elif şeklinde yazıldıysa durum budur. Çünkü ma kabli meftuh ya. Bu durumda o vav veya ya elife dönüşmüştür. Yani aslı ne bunun? Mezzeye veya mezzeve. Aslı nereden buluruz? Sözlüğe bakarız. Meza kelimesini buluruz. Masları mecburen yazacak. Masları ya ile mi gelmiş, vav ile mi gelmiş? Örneğin gale. Gale fiili. Ecref bir fiil. Acaba vav mı ya mı? Gavele mi? Gayele mi? Bunu nereden bileceğiz? Sözlüğe baktığımızda gale yegulu gavlun. Vav ile yazıldığını görüyoruz. Demek ki aslı vavmış. Hemza ifal babından. Merra. Yine muzaf bir fiil aktarılmış. Merra, ra. Marra. Emerra. Temarra. İmterra. İstemerra. İstemedde. İsteşebbe. İstekalle. Şekilde örnekler devam ediyor. Sizin not almanız, daha çok çalışmanızı öneririm yani. Mezze, mezze, ze. Maze. Temezzeze, temazze. Şimdi çeşitli örneklerini verdiğimiz babların ayrıntılı bir şekilde görmekteyiz. Evvela ifal babı ölçüsü denilmekte. Ölçü, vezin yani kalıp, hemen altında örnekler ve daha sonra Eksam-ı Seb'aya göre değişiklikleri sergilenmektedir. Ölçüsü yani vezni yani kalıbı nedir? Ef'ale yuf'ilu if'alun. Örnek. Ehsene yuhsinu ihsanun. Buraya kadar adeta ön lisans Arapça kitabı gibiydi. Ama şimdi iş değişmeye başlayacak. Etemme yutimmu itmamun. Etemme. Etemme nerede? Ef'ale nerede? Farklılık var. Niye öyle? Diyor ki muzaf fiil ise böyle olur. Medde yaktar, emedde, yumiddu veya şedde yaktar, eşedde, ferra, eferra, azza, eazza, galle, egalle. Bu şekilde devam ediyor. Hemen altında mehmuz fiil var. Mehmuz fiil aktardığımızda aslında neydi bu mehmuz fiilin aslı? Emine. Emine'yi nereye aktardık? İfal babına aktardık. Emine. Emine'nin başında ne var? Hemze var. Emine hemze ile yazılır. İfal babının da başında hemze var değil mi? Ef'ale derken başında hemze var ve zait. İki tane hemze var sonuçta yani. Emine ile Emine kelimesinin bir hemzesi var. Bir de ifal babının hemzesi var. İki hemze cem oldu. Bir arada bulundu. Yan yana bulundu. Nasıl okuyacağız bunu? E'mene. E'mene yu'minu şeklinde olur. Bu durumda oradaki hemze hasfedilir. Elife çevrilerek hasfedilir. Bu şekilde amene olur. Niye amene diye uzatılıyor? Çünkü gizli bir elif var burada. Pardon, evet, gizli bir elif var. Hemze elife çevrildi. Elif hasfedildi. Görünürde yok ama
Okunuşta var. Amene uzatma oradan geliyor. Amene yu'minu. Yu'minu da mesela okunması söz konusu. İmanun, iman. Buraya başka bir örnek verebiliriz. Afife kitabında geçmişti. Ehaze. Ehaze'yi koyarsak ifal bağlarına ne olur? Ahaze olur. Hemen uzatma başlar. Niye? İki tane hemze yan yana olduğu için uzatılır. Ekele. Ekele'ye getirelim. Ekele. Başta da bir ifal babın hemzesi var. Ekele'yi yani ifal babına aktarırsak ne olur? Akele olur. Kısacası ilk harfi hemzeli olan sülasi mücerret bir fiili ifal babına aktardığımızda ne olur? İlk harf uzatır. A olur. Ardından misal fiil geliyor. Evrase yurisu. Bakın yuvrisu değil. Ef'ale yuf'ilu. Yuf'ilu cizim vardı. Oysa evrase yurisu. Yuvrisu değil. Vav'da cizim yok. Niye yok? Tabii niye olmadığı da önemli. Kural gereği olmuyor. Nerede? Misal fiilde. Misal fiil ne idi? Onu da bilmenizde fayda var. Nedir o? İlk harfi yani en sağ taraftaki harfin illet harfli olmasına denilmekteydi. Burada V ile yazılmış, Y ile de yazılabilirdi. Örneğin Y sura. İlk harfi yani illetli olacak. Vav da olabilir, ya da olabilir. Ecre fiilden bahsedelim. Ecre fiilde game kelimesi buraya aktarıldığında egame olur. Başka örnek gale, egale, kâne, ekâne, ba'a, eba'a, caze, ecaze şeklinde dönüşebilmektedir. Ardından nakıs fiil buraya aktarılırsa ne olur? Beka kelimesi aktarılmış. Ebka, yubki, ibka olmuş. Yani dikkat etmek gerekiyor. İfal babının mastarı burada if'alun, i'alun değil, if'alun gelmiş. Oysa burada mesela evrasede i'rasun diye geliyor. Uzatma var. Amene yuminu iman uzatma var. Burada ise uzatma yoktu. Yani şuradaki ölçünün sahih saline göre verildiğini, Aksamus-Sabu'ya göre ufak tefek değişiklikler olabileceğini iyice anlamamız gerekiyor. Elfa, yufi, ifaun. Efal, yufra, ifal birebir uymadı yine. Çünkü lefi fiil, lefte de farklılıklar olabilmekte. Yine farklı bir fiil aktardığımızda ata, hani eta fiili ifal babına aktarılırsa eta ne olur? Ata, yuti, itaun olur. Evet, bunlar not almanızda fayda var. Bir de yani şunu bilmek gerekiyor. Muzafsa daima böyle olur. Mehmuz ise daima böyle. Misal ise her misal böyle. Ecref ise böyle. Nakıs, lefif. İşte hepsinin bu şekilde olduğunu bilmek gerekiyor. Kalıba göre değişikliklerin olduğunu bilmekte fayda var. Sıra geldi tefaül babı. Yani buraya bu şekilde çeşitli bablar aktardık. 35 babın tamamını elbette değil. En çok kullanıldığını düşündüğümüz yani yıllardır kitap okuyoruz. En çok karşılaştığımız babları bu şekilde detaylıca anlatmayı düşündük. Tefaül babı ölçüsü tefaile yetefaülü tefaülün. Örnek tesalaha yetesalihu yetesalihu tesalihun. Diğer örneklerde şimdi görünüyor. Muzaf olursa ne olur? Fiil muzaf ise muzaf neydi? Şeddeli fiil diyelim. Aynel ve lamel fiil aynı olan demek. Tehabbe olmakta. Yani habbe tehabbe'ye dönüşmüş. Habbe muzaf fiili, mücerret fiili habbe'yi buraya aktardık. Ne oldu? Tehabbe, yetehabbu, tehabbun. Aslı tehabbubun. İşte mehmus fiil aktarılırsa ne olur? Yine görmektesiniz. Misal fiil aktarılırsa veza'a aktarıldı. Tevaza'a, yetevaza'u, tevazu. Veya ecvef fiil. Ba'a aktarılmış. Tebaya'a. Yetebaya'u şeklinde devam etmekte. Diğerlerinde zaten görmektesiniz. Sıra iftial babına kısaca değinelim. İftial babı da örnek ictema yectemiu ictima. Peki muzaf fiil aktarılırsa ne olur? O zaman
İşte de yeşteddu iştidadun olur. İşte ardından mehmuz fiil var. Mehmuz ehaze fiil aktarılmış. Ehaze aktarıldığı zaman ittehaze oldu. İttehaze'nin aslı ehaze. Ehaze kelimesi iftial babına aktarıldığı zaman hemze evvela t'ye dönüştürülmüş, ibdal edilmiş. Bir de iftial babının t'si var. İki t yan yana geldiği zaman idgam meydana gelmiş. İttehaze olmuştur. İttecehe de vecehe'den. Vecehe'de de vav harfi t'ye dönüştürülmüş, ibdal edilmiştir. Vav öncelikle t'ye dönüşüyor. Vecehe'nin vavı t'ye dönüşüyor. Bir de iftial babının t'si var. İki tane t yan yana geldiğinde idgam yapılmış. Böylece ittecehe elde edilmiştir. Hayır kelimesi aktarıldığı zaman ihtara ihtar şeklinde. Çünkü ecvev. Ecvev kelimelerde bu şekilde aktarılmakta. Çünkü nedir? Hayera aslı. Hayara. Hayara ya harfi harekeli ma kabl-i meftu olunan ya'yı elife çevirdik. Hara ihtara şekli oldu. Nakısta da'a idda'a oldu. Aslında nasıl olmalıydı? İd-ta'a. İd-ta'a. Önce da sonra t gelmeliydi. Zaten aslında ilk önce öyle yazıldı. Ardından İbdal dediğimiz şey yani iftial babının t'si dala dönüştü. Yani bu önemli bir kural aslında çünkü iddia kelimesi veya iddiaun iddia Türkçedeki iddia da buradan gelmekte. İddia kelimesi hangi babtandır denildiği zaman hemen bunda ne aranır? Babın alameti ek harfler aranır. Bakarsınız mesela iftial babından olduğunu düşündünüz. Ne arayacaksınız? Hemze ve ta. İddiaya bakıyorum. Hemze var, ta yok. Nasıl iftial babından? Hala iftial babından. Sadece T'si iftial babının alameti olan o T, o ek harf T dala dönüştü. Niye dönüştü? Nerelerde dönüşür? Bu gayet geniş bir konu. Kısa da değineceğiz yine buna. Konusu gelecek ileride. Bunun dışında isteva var bir de. Eşit, denk olmak manasında. Sıra geldi infial babına. İnfial babında ek harfler hemze ve nundur. Gördüğünüz gibi kırmızı zaten. Kesara kelimesi in kesara, yen kesuru, inkisar. Muzaf fiil aktarılırsa in zamme, in medde, in şerra, in şeklinde bir yanına da diğeri eklenmekte. Ecvef fiil in gade, in kale, in kane, in ba'a, in caze. Nakıs fiil aktarılırsa mesela cela, incela olmuş. Rama ne olur? İnrama. Şeva, inşeva. Dava, indava. Şeklinde lefif zaten karşımızda. Bir de istifal babı var. İstifal de zaten hemzesinin ta'nın zait yani ek harf olduğunu biliyorduk. Muzaf fiil aktarılırsa istehaffe. İstemedde, isteşerra, istealla, istekalle, istehalle, istehabbe. Yani isteden sonra muzaf fiil ekliyoruz. Mehmuz fiil eklenirse istezene, şeklini almakta. Misal fiil mesela vaade aktarılmış, istevade şeklini almıştır. Bunun dışında misal fiil isteygaza, yakaza kelimesi veya yaguza diyelim aktarılmış isteygaza olmuştur. Ecve fiil aktarıldığı zaman istecabe, gale, istecabe, kane, istekane şeklinde alıyor. Yani sadece iste var başında. Nakıs fiil istesna, yestesni, istisnaun, istisna tutmak. Türkçe'de de kullanılan bir kelime olarak mastarını burada görmekteyiz. İstesna, sena, istesna. Rama, istemra şeklinde. Şeva, isteşva aktarılıyor bu şekilde. İstevfa, lefi fiil de var.
Müfaale babına bakmaktayız şimdi. Müfaalede de ne var? Zayet olarak kırmızı karşımızda hemze var. Faal ile aynı fiil arasında eklenmekte. Faale, katale. Ama sahihte böyle. Kitabımız hep sahihten bahsetmişti. AVF kitabı. Burada muzaf fiil de aktarmaktayız. Hacce, aktarıldığı zamanlı olmakta. Hacce. Merra, marra. Zalle, dalle. Fatiha'nın sonu. Ve Rabbalin okuyoruz. Oradaki dallin hangi baptan? Mufaale babından. Muzaf fiil. Zalle işte. Valle. Dat ile. Valle. Mufaale babına aktarılmış. Valle. Yazillu. Mücerredi bu. Sülasi mücerred. Sülasi mezit baba aktarılmış. Mufaale babına getirilmiş. O muzaf fiil. Ne olmuş? Valle. Ferhat dallindeki kelime. Dalle yani mufaale babından ismi faildir. İsmi failin de cemisidir. Dallun. Dallune. Cemisi. Dallune. Dalline. İraptan dolayı vav ile değil de ya ile yazılmış. Demek ki bu şekilde olmakta. İşte başka fiil aktaralım mesela. Sürekli söylediğimiz şerra. Şer. Şarra. Şedde, şadde, medde, madde, yumaddu. Mehmus fiil ehaze'ye aktarmışlar. Ahaze. Emine'ye aktar. Amene. Ekele'ye aktar. Akele şeklini alıyor. Misal fiil vacehe. Artık misal fiilin o illet harfi uzatılıyor burada da. Vacehe. Ecve fiil şavere. Kabele. Nakıs fiil de önemli elbette. Naca, yunaci, münacatun, münacat etmek. Bu baptan gelmekte. Naca. Aslı neydi? Neca. Neca, mücerret buraya aktarılmış. Naca olmuş. Tef'il babına geçiyoruz. Tef'il babı fa'ale, yufa'il, tef'il. Gördüğü üzere aynı el fiili yani ortadaki harfi şeddelerek elde edilmektedir. Alleme yuallimu ta'lim. Aslı neydi bunun? Alime. Ne yapılmış? Lama yani aynı el fiiline diğer bir de işte orta harfe şedde konularak elde edilmiştir. Mücerredindeki değişiklik bu. Ama sahihte böyle eğer konu muzaf ise muzaf fiil aktarıyorsak şedde de medde de ferra ra avva va galle le şeklinde değişiyor. Yani mücerredin son harfi ne ise ondan bir harf daha ekliyoruz. Şedde de yüşeddiru teşdidun ferra yüferiru tefrirun şeklinde. Ardından mehmus fiil geliyor. Mehmus fiil ellefe şeklinde. Misal veccehe bir değişiklik yok gibi. Ecvef fiilde nevvera. Ecvef olduğuna göre demek ki aslında nasıl yazılmaktan nara. Gale aktar. Gavvele. Kâne. Kevvene. Ba'a. Bey'a. Yani bunun örneklerini zaten görmüştük. Semma, yüsemmi, tesmiye. Vessa, yüessi, tavsiye. Tavsiye. Şimdi bunların değişik kalıplarını yani eksa müstesna dediğimiz işte ecref fiil aktarırsam baba nasıl olur? Muzaf aktarsam nasıl olur? Bunlarla ilgili çeşitli örnekler gördük. Şimdi karışık örnekler görmekteyiz. Ne demiş? Muzari'uhu yenfe'ilu nahvu. Muzarisi yenfaili olan hangisidir? İnfaale. Yani infaal babıdır. İnfaal babına örnekler. İn fetaha yenfetihu. Mazi muzari şeklinde gidiyor. İn kalebe yenkalibu. İn kesara yenkesiru. İn balaga yendaliku. İn kataa yenkatiu. Burada yani infal babının olduğunu nereden anlıyoruz? Başındaki hemze ve nundan. Hemze ve nun zait, fazlalık harfler. Onları atarsak geriye kalebe kalır, 3 harf kalır. 3 harfte kelimenin aslıdır zaten. Yani 3 harfi indirmeye çalışırız kelimeyi, fiili. Tabi sülasi ise, yani rubai ise, mesela rubai meziti bulduk, tedahrece, ben bunu 3 harfe indireceğim demeyiz. Onları amaç 4'e indirmektir. Örnekler devam ediyor.
Muzari'uhu yestef'ilu. Yani istahraca yestehricu. İstifal babu. Hemzesin ta. Direkt alamet. İstamele yestamilu. Elif sintaya at. Hemze sintaya at. Gelene kalır. Amele kalır. Demek ki kökü amele. İstemleke yestemliku. Hemze sintaya at. Geriye meleke kalır. Demek ki aslı o. İstahveze yestahvizu. Devam ediyor örnekler. Görmektesiniz. İstefheme yestefimu. İstahcara yestahciru. İstağfara yestağfiru. Örnekler çok. Bu örnekleri Bina adlı bir kitap var. Onun bir şerhi var. Şerhinden aldık. Yufa'lilu babu yani dehrace yudehricu, zelzele yuzelzilu, derbaha tederbaha yuderbihu şeklinde yazılmış. Aslında derbaha daha çok geçmekte. Ba'sara yuba'siru, arbede yu'arbidu, arbede, garbele yu'garbilu, cemhera yu'cemhiru. Bunlar hep ne? Rubai mücerret örnekleri. Yetefa'lu demek ki tefal babına geldik. Tebaade yetebaadu, tekatele yetekatelu şeklinde örnekler devam etmekte de görüyorsunuz. Teamere yeteamelu. Sıra tefaül babı. Taalleme yeteallemu. Tekelleme yetekellemu. Teselleme yeteselemu. Tekaddeme yetekaddemu. Zayit olanlar ne? Bir T'ye atacağız. İki lamdaki şeddeye atacağız. Geriye alime. Alime yaklanmışlar. Tedahhara yetedahheru. T'yi at. Şeddeyi de çıkart aradan. Geriye dahera. Üç harf kalır. Ferrahi ferrihu. Tefrihun. Tef'il babından örnekler. Haccara yuhacciru. Şerraga yuşerrigu. Keffara yukeffiru. Kelleme yukellimu. Kebbera yukebbiru. Sebbaha yusebbihu. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ma fil ardı. Ayette geçmekte. Örnekler devam ediyor. Gatele yugatilu, zarebe yuzaribu, şarebe yuşaribu. Yani babları iyice anlamanız için baya bir örnekler ekledik buralara. Ben yani birkaçını okudum. Dileyen ekran zaten görüntü yavaş yavaş akmakta. Dileyen durdurur. Not alabilir. Daha fazla örnek elinde bulunsun. Daha iyice kavrayayım diyenler varsa. Örnek olarak alabilirler. Ekrame yukrimu. İfal babu. E'da yu'di ifal babu. Evla yu'di ifal babu. Ehrace yuhrucu ifal babu. Devam ediyor. Şimdi sıra rubai mücerretlere örnek vermeye geldi. Biraz da rubai mücerretlere örnekler verelim. Nedir? Felgaha. Felgaha rubai mücerrettir. Bundan fe'yi atarsak geriye lagaha kalır. Yani öyle bir kelime var mı yok mu olsa bile mana hiç uyuşmayacaktır. Yani şu haliyle o hali uyuşmayacaktır. Bir de ne demiştik? Bir kelimedeki zayit harfleri aramak yani zayitleri atayım da şunun rubai mücerredini bulayım. Rubai mücerredini bularak böylece hem bir çalışma yapmış olurum hem sözlükten manasını öğrenirim gibi bir hedefiniz varsa el yevme tensahu cümlesindeki harflerden birini arayın. Buna ek olarak yani bu anlattığım Ellevme Tensahu Maksut adlı sarf kitabında geçer. Medreselerde okutulur. Bunun dışında yine Camiu Durusun Arabiye diye Mustafa Galayi'nin bir kitabı var. Orada da buna ek olarak yani zayt harf bir de ne vardır diyor. Bir harfin şeddelenmesi var. İşte ne gibi? Harrace, faale, sefel babındaki zayt harf nedir? Aynel fiilinin şeddelenmesidir. Elleme tensahu harflerinden birisi olmak zorunda değildir yani. Buna ilave olarak bu vardır. İşte ihmarra. Burada ne var? İhmarra bir kere ra var. Elleme tensahu da ra geçmiyor mesela. İhmarra'daki ra zaittir. Elleme tensahu da yoktur. Ne diyebiliriz? Kelimenin aslını arıyorsak elleme tensahu cümlesindeki harflerden biri olmalı. Önce bunu bilelim. Ya bunlardan biridir ya da tekrar edilen bir harftir. Başka bir şey değildir. Felqaha el yevme tensahu'dan hiçbir harf var mı? Yok. Tekrar edilen harf var mı? O da yok. Şedde yok yani. Gansera el yevme tensahu. Nun var. Nun atarsam geriye gasera kalır ama tek başına nun, sadece nun. Bir illet, bir işaret, bir alamet, babın alameti olarak hiç geçti mi? Geçmedi. Hemze ile birlikte vardı. Mesela infaale, yenfaalu, infialun. İnfial babında nun var evet ama hemze ile birlikte var. Tek başına alamet değil. Öyleyse buradaki nunu atayım da kelimenin aslını bulayım diyemeyiz.
Elleme tensavdan da bir şey yok zaten. Öylesi nedir? Rubai mücerrettir. Rubai mücerret. Bunlar hep rubai mücerret. Şu an karşınızda rubai mücerret örnekleri var. Rubai mücerret örneklerini görmektesiniz. Kerfele yüker fiu. Semele yüsem ilu. Veşveşe. Mesela veşveşe nasıl bir kelimeydi? Daha önceki videomuzda kısaca değinmiştik. Rubai mücerredin muzaaf kısmı. Nasıl ki medde, şerra, ferra, azza, kalle, habbe geçiyordu. Muzaf diye anlatılıyordu. Şeddeliydi. Sülasilerde o muzaf. Rubailerde değil. Rubailerde muzafil böyle yazılır. Şedde aranmaz. Veşveşe. Aynı harflerin tekrarı söz konusu olmalı. İki tane vav var. İki tane şin var. Öyleyse ne olur bu? Rubai muzaf olur. Öte yandan kendisinde iki tane vav var mı? İki tane vav var. Yani vav nedir? İllet harfidir. Öyleyse bu lefif bir fiildir de denilmektedir. Nasıl bir lefif? İki tane illet harfin arasına illet harfi olmayan bir harf girmiş. Öyleyse lefifi mefruk da denilmektedir. Yani tartışmalıdır esasen. Bir ihtilaf vardır. Veşveşe, veşvişu. Yani diğer görüşe göre rubailerde mutellik söz konusu değildir. Dolayısıyla lefif mefruk denilemez diyen alimler de var. Yani eşittir, rubai muzaftır diyenler var. Öte yandan diyor rubailerde de vardır diyen alimler de var. Yani bayağı bir ihtilaflı bir kelimedir bu. Tabi bu derken tek o değil. Örneğin vervara da o şekildedir. Vervara. Aynı harflerin tekrar olduğu için rubai muzaf olarak değerlendirilebilir. Öte yandan iki tane illet harfi var. Aralarında illet harfi olmayan bir harf var. Bu onun lefif mefruk olduğunu gösterir diye de düşünülebilir. Zelzele. Zelzelenin rubai muzaf olduğunda bir ihtilaf yok yani. Kesinlikle rubai muzaf. Çünkü harflerin tekrarı olduğu gibi kendisinin illet harfi de yok. Dolayısıyla lefif mefruktur denilme ihtimali ortadan kalkmış. Rubai muzaf olduğunun garanti belgesi var artık. Zelzele, yüzelzilü. Galgale var. Gamgame var. Gadgada. Zamzaga. Bunun gibi çok bu fiiller tabi bulmak zordur esasen. Yani ne diyelim AÖF kitabında bu kadar örnek görmemişsinizdir. Hem Türkçe siteleri gezerseniz bu kadar rubai mücerret örnekleri bulamayacaksınızdır. Esasen elimizde daha fazla vardı. Bu kadarın yeterli olduğunu düşündük. İfal babı. Baplara da devam ediyoruz. İfal babına örnekler. Efa, evsara, ata, erade diye örnekler şu an görmektesiniz. Peki ifal babına ayetlerden örnekler versek. Biraz da artık ayetlerden örnekler verelim. Ayetler. Bakara suresi 13'te mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gîle lehum âminû. Onlara iman edin denildiği zaman. Kemâ âmenennâsu. İman edenler gibi. Âmene kelimesi. Amen aslında neydi? Emine sülasi mücerredi. İfal babına aktarılmış amene olmuştur. İfal babından mazi bir fiil. Bakara 14'te de amenu yine ifal babındandır. Çekim yapılmış. Amene, amena, amenu. Mazi, gaip ve cemi ve müzekkerdir. Cemi, müzekker, gaip, mazi kalıbı. Bakara 53'te yine ateyna geçmekte. Yine İfal babından enzelna geçmekte. Bakara 57'de enzelna, enzele. Nezele kelimesi aktarılmış. Enzele halini almıştır. Turidu, erade, yuridu, turidu. Muzari halinde şu anda. İfal babından. İnnehu men yüşrik. Yüşrik. Eşrake yüşriku. Eşrake yüşriku. Muzari bir fiil. Yine ifal babından yani. Sıra geldi tef'il babına bakmaya. Tef'il babından da çeşitli örnekler görmektesiniz. Salla ve sakadda'a. Salleye veya salleve aslı biliyorsunuz. Sevva, sevveye veya sevveve. Artık bunları biliyor olmanız gerekiyor. Ayetlerden örnekler. Ve alleme Ademel esma'e kulleha. Bakara 31'de alleme. Alime bu baba aktarılmış. Nasıl aktarılırdı? Aynel fiili yani orta harfi şedde vererek aktarılmaktaydı. Alleme olmuştur. Yani şu anki halini bilmek yeterli değil. Eski haline gidebilmek de önemli. Kezzebu. Kezzebe. Kezzeba. Kezzebu. Mazi. Cem-i müzeker. Gayb. Bunun sülasi-i mücerredi nedir denildiği zaman onu tespit edebilmek gerekir.
Nedir? Bir kere kef var. İkinci olarak peltekze var. Bir de ba harfi var. İki tane peltekze yok çünkü şedde babın alameti yani sonradan gelme yani zait. Ardından gelen vav cemi alameti. Sonra gelen elif ise elifi farika diye adlandırılmaktadır. Kelimenin bittiğini ve kelimenin cemi olduğunu göstermektedir. Çok önemli bir işlevi var aslında. Bakara 176'ya bakıyoruz. Nezzele halini almıştır. Yübeşşiru, beşşara yübeşşiru. Yani sefer babından muzari. Ke zamir. Ayrı bir şey. Sebbih. Bu da emri hazırdır. Sebbaha yusebbihu tesbihun. Sebbih diye emri hazır gelir. Ali İmran 49'da unebbi'u. Demek ki nebbe'e yunebbi'u. Yunebbi'un çekimi yapılmış. Unebbi'u. Muzari fiildir. Yine tef'il babındandır. Yani görüyorsunuz bir yerde kezzebu gelmiş, bir yerde yübeşşiruke, bir yerde unebbi'u gelmiş. Sadece bu babları ef'ale, yuf'ale, if'al bu kadar bilirseniz unebbi'u hangi babtan denildiğinde ortada kalırız. Çekimini yapabilmek lazım. İşte çekimleriyle ilgili bir başka video daha yolda diyelim. Mufaale babı. Demek ki şakka nedir? Hemen biliyoruz bunu artık. Şakka aktarılmış, şakka olmuş. Yani muzaf fiil aktarıldığı için bu halde yazılmış. Nâdâ, zâhera, âhede, hacce. Demek neydi aslında? Hacce idi. Aktarıldığı için hacce. Muzaf fiil aktarıldığında böyle olur. Yuhâfizu, hâfeza, yuhâfizu, muzâri fiil. Ayetlere geçelim. Ve gâtilû, katil yani. Gâtele, gâtelû, o maziydi. Yugâtilû, yugâtilâne, yugâtilûne, bu da muzâri çekimi. Emir hazır ne gelir? Gatil. Gatila, gatilu. Emir hazırın cemisidir gatilu. Gateleden. Bu da yugatilu zaten. Yugatilune. Cemi müzekker gayettir. Muzaridir. Yunadi, nada, yunadi. Maide 54 yücahidune cahede yücahidu yücahidun çekimi yücahidu yücahidane yücahidune yine bu baptan yücadilu cadele yücadilu bu sefer müfret müzekker gayip geldi yani müfret bir kelime ahette ahede ahede yuahidu infial babından çeşitli örnekler görmektesiniz. Kalebe, inkalebe. Başındaki hemzenun zayid. İn ba'se, in fetara, in kedera. Ayetler. Men yettebi'ur rasule mimmen yengalibu. Yengalib, inkalebe, yengalibu. Muzari. İndalega. Yani mazinin tesnesidir bu. İndalega aslında neydi? Dalega idi. İn sonradan gelmez. Zayid. Hala babın alametidir bu. Meryem 92 yenbeği inbeğa yenbeği Meryem 90 tenşakku demek ki şakka aktarılmış inşakka yenşakku olmuş çekim yapılmış tenşakkuya gelinmiş. İftial babı. İftial babında da çok önemli olaylar var diyeyim kısacası. Şimdi açalım biraz. İttega hangi bab? İftial babı. Tamam. İftial. İftial babındaki alamet nedir yani? Bu babı nereden tanırız? Zayit olan harfler nelerdir denildiği zaman bir hemze vardır, bir de t vardır. Yani nerede açıkça görülmekte? İşte ihtelefe. İhtelefe'nin aslı ha, le, fe. Öyleyse zayit olan hemze ve t harfidir. Bunlar zayit. Peki buraya baktığımızda İttega. Kelimenin aslını bulmak istiyoruz. Sülase mücerredi nedir? Hemze zayid. Tamam. Hemze gitti. Geriye T kaldı. T'de şedde var. İki tane mi T var? Tamam. Bir tane T'yi babın alameti saydık. Hemze T'yi buldum. Bunlar zayittir. Babın alametidir. Yani babı tanımamız için işarettir. Geriye ne kaldı? T'yi kaldırdığımız için iki elif, iki tane T çıktı ya. Bir T kaldı. Bir tane kaf. Bir tane de sonunda elif var. Tega kaldı. Sözlüğe gidip Tega'yı arayalım. Böyle bir şey yok. Niye yok? Kelimenin aslı vega'dır. Vav ile yazılır. Vav, kaf, vega, sonda da işte elif var. Vega şeklinde. Peki ittega'da vav yok. Vav nereye gitti?
Kaftan önce vav var çünkü. Ve ga şeklinde. O vav nereye gitti diye düşünüldüğünde. İftihar babına aktarıldığı zaman ilk önce ne olur? İvtega. İvtega. Yani faal fiilinde vav olur iftihar babında. İftihar babının faal fiilinde vav olursa o vav t'ye çevrilir. Kural bu. Buna göre İvtega ne olmalı? Vav'ı t'ye çevir. İttega. Bir de kelimenin aslındaki yani babın alameti olan t var değil mi? İttega. Peki ne oldu? Birinci t sakin, ikincisi harekeli ve bunlar aynı cinsten harfler. Bu durumda idgam vacip oldu. İdgam vacip oldu demek ittega değil artık. Yani t'nin birini kaldır at, diğerine şedde ver demektir. Basitçe. Böylece ittega elde edildi. Buna göre ittegayı gördüğümüzde hemze ve ta işte babın alameti onları attığında geriye bir tane t, bir tane kaf, bir tane de elif kaldı diye düşünmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bu vav olabilir diye düşünmemiz gerekir ve vegayı aramamız gerekir. Bu anlattığım sadece bir örnek. İftihal babında buna dair pek çok ne diyelim işlemler var. Bu işlemlere ibdal denilmektedir. İbdal bir harfin farklı bir harfe dönüştürülmesi manasına geliyor. İbdal ne kelime olur bilelim. İbdal hangi baptan? Ebdele yübdilu ibdal. Esleme yüslimu İslam. İslam ile aynı kelime. Aynı baptan. Şimdi ittaba. İttaba'da da kesin bir şey vardır. Mı demeliyiz. Aslında demeli değiliz. Çünkü tebe'e diye bir şey var zaten. Kelimenin aslındaki t var yani. İttehaze dediğimiz zaman ehaze'dir aslı. Hemze t'ye çevrilmiştir. Böylece ittehaze elde edilmiştir. İftara da f, ra ve sondaki elif kelimenin aslından. Yani hemze ve t zaittir. İftara, yefteri, iftira atmak. Değerler de bu şekilde devam ediyor diyelim ve geçelim. Ayetten örnekler Bakara 24. Fellem tef'alu ve len tef'alu fettegun nar alleti vegudühen nas diye devam ediyordu ayet. Fettegu, ittegu, ivtegu. Yine az önce anlattığımız şey vega iftihal babına aktarılmış. İftihal babındandır bu kelime yani. İttebe'u, la tettehizu, ehaze aktarılmış iftihal babına. İftara aktarılmış. Yeşteri, iştara, yeşteri, şera aktarılmış. Ye'temirune, i'temera, ye'temiru, emera aktarılmış. İttehaze, ehaze, ibtede'uha, ibtega, ne burada? Zait, hemze ve te. Çünkü iftar babın alameti bu. Hemze ile te'ye atarsa kelimenin aslını buluruz. İciteni bu. Hemze ta zait. Buna göre cim, nun ve ba kelimenin aslını oluşturmakta. İbdal dedik, kısaca değindik. Şurada 2-3 örnek yapalım. Yusuf suresi 45'te mesela ne var? Veddekara ba'de ümmetin. Veddekara ba'de ümmetin. Yusuf suresi 45. ayette geçiyor bu. Peki veddekara yani ve iddekara. Hemze-i vasıl olduğu için veddekara diyoruz. Aslında nedir? Ve iddekara. Peki iddekaran aslı nedir? İddekara hangi baptan ki? Nasıl bir durum? İşte şöyle bir durum söz konusu. İddekaran aslı, bak yazmışız. Asluhu iztekara. İztekara. Yani kemen aslı ne aslında? Zekara. Bildiğimiz zekara, yezkuru. Yezkurun, zekara. Yani fel tek z, kef ve ra'dan oluşmakta. Baştaki hemze kelimenin babın alameti. Keften önceki t de yine babın alameti. Bunlar zait yani. Ne olmuş? Peltekze burada görüldüğü üzere sonuncu işlem olarak dala dönüşmüş. İddekara elde edilmiştir. Bunlara ibdal diyoruz. Harf dönüşmüş. Yine burada var. Kamer suresi 17. Fehel min müddekir. Müddekirin aslı nedir? Müddekirdir. Yani aslında dekaradır. Dekaradır. Yine ibdal olmuş, harf dönüştürülmüştür. Bunun dışında ve ma teddehirune fi buyutikum. Asluhu iztehara. Yani burada ne olmuş? Ta harfi dala dönüşmüştür. Bu tür değişiklikler olabilmekte. Kur'an ne? İftial babının diyor. Fail fiilinde yani feal fiilinde dal,
veya peltek z veya z olursa, harflerinden biri olursa T harfi dal harfine çevrilir. T harfi dala çevrilir. Hangi T? İftial babının T'si dala dönüşmektedir. Burada da örnekler var zaten. Yani bu konu aslında daha detaylı bir konu da. Konuyla azıcık alakalı olduğu için ben de azıcık değindim. Çünkü kitap pek değinmemiş bunlara. Tefaül babu tezekkara, tevekkale, tevella. Aslında ne tevellanın? Tevelleye veya tevelleve ikisinden biri. Vav olsun, ya olsun, kendisi harekeli, makabli, meftuh olduğunda elife çevrilirler demiştik. Bu yüzden elif olarak yazılmıştır. Bu ya değildir. Ya olması için altında noktalar olması gerekir. Tıpkı şurada olduğu gibi. Noktalı olmalı. Teberra'e, yeteberre'u, teberru'un, tefaül babu. Ayetler ve ma teferragallezine diye. Teferraga. Teferragada zayid ne var? Babın alametine. Yani kelimenin aslını bulmak istiyorum ben. Teferraga'nın manasını bilmiyorum. Tercüme yapacağım. Teferraga'yı sözlükten arasam bulamam. Nasıl bulurum? Öncelikle babı tespit etmek lazım. Yani te zait. Bunu at. Ra'da şedde var. Ra'daki bir tane ra. Çünkü ra ne demek? İki tane ra vardı da biz onu tek ra olarak yazdık. Şeddeyi koyduk. İki tane ra var. Amaç ne? Şeddedeki amaç nedir? Yazımı kısaltmak. İşte, telaffuz kısalmadı aslında. Yazım kısaldı. Şimdi orada bir tane daha ra olsa azıcık daha yer kaplanırdı. Kur'an'da bir sürü şedde var. Hepsini açarsak bir sürü daha sayfa çıkar ortaya. Şedde kısaltmaya yaramaktadır. Buna göre orada iki tane ra var. İki ra'dan biri de nedir yine? Babın alameti. Çünkü şeddelenmesi yani. Onu da attık. Geriye ne kaldı? F harfi, bir tane ra, bir tane de kaf kaldı. İşte sözlükten F harfi, ra harfi ve kaf harfi. Bunları ard arda bulmamız gerekiyor. Önce kaf, sonra ra, sonra F değil. Kadir suresi tenezzelül melâiketü ve ruhu inna enzelnâhu diye bilinen yerde tenezzelü nezzele tenezzele yetenezzelü tenezzel yani tefaül babına tenezzele yetenezzelü. Şimdi burada şuna da değinmekte fayda var. Tefaül babındaki T bazen hasfedilebilir. Nâran televvâ aslı T televvâ ayet burada mesela. Yani bazen T'ler hasfedilebilmektedir. Burada da o olmalı. Çünkü nezzele yünezzilü gelir. Tenezzele yetenezzelü. Tetenezzel olması gerekirdi. Tetenezzel. Bazen demek ki tefaül babında ne olur? Fazladan olan T hasfedilebilir. Fecr suresi var. Şuara 217. Tevekkel. Tevekkel ne demek? Yani emri hazır bu. Aslında neydi? Tevekkele. Yetevekkelu. Tetevekkelu. Emri hazır. Tevekkel diye gelmiş. Tebettel. Tebettele. Tebettel gelmiş. Bu şekilde mesela tebesseme, tebesseme, besseme, tebesseme, tefaül. Ve de ne var? Tefaül babı var. Asıl suresi. İllellezine amenu ve amilussalihat ve tevasav. Tevasav. Yine tevasav. Tefaül babından. Veya tebarekellezi biyedihil mülk. Yani çoğunun bildiği bir yer. Tebareke. Mazi bir fiil. Tebareke. Tefaale, tefaül babu. Yetesaelune, saele, yetesaelu. Tesaele, yetesaelu, tesaulun, tefaül babu. Tesaele, yetesaelu. Yetesaelu, yetesa çekilimi yapılmış yani. Yetesaelune, muzari, cem-i müzekker, gayiptir. Diğer örneklerde görmektesiniz. Tezahera, teşabehe. يتخافتون diye. İstifal babından örnekler var. İstağfara, istekbera, istedaa. Yestebşiru, istebşara, yestebşiru, yestehiru, istehara, yestehiru. Yestekdimu, istekdeme, yestekdimu. İstevna, yestevni. Diye örnekler. Ayetten örnekler görelim. Nasır suresi 3. Fesebbih. Öncelikle şöyle bir inceleyelim bakalım. Sebbih kelimesi nereden geliyor? Sebbaha, yusebbihu, tesbihun, sebbih. Tef'il babından emri hazırdır. Sebbih.
Devamında istağfir. Bağışlanmayı dile demektir. Yani gafara kelimesi istifal babına kalmış istağfir. Bağışlanmayı dile. Dilemek manası istifal babının binasının özelliklerinden, binasından bir parçaydı biliyorsunuz. Talep manasına gelmekteydi, istek manasına gelmekteydi. Cin suresi 16. ayet. Ve ellev istekamu, istekamu, istekame, istegama, istegamu. Mazi, cemi, müzekker, gaib. Aslı neydi? Game. Baştaki hemzesi inta, zayid çünkü. Babın alameti, tanıma yolu. Onu atlasak geriye kaf ile mim kalır. Game. Game'nin de aslı gaveme, vavi bir ecvef bu fiil. Nuh 7'de görüyorsunuz yine hemze sintalı bir fiil var. Öylesi istifal babından. Devam ediyoruz. Hemze sintalı bir fiil var yine. Demek ki istifal babından. Ardından yine o şekilde. Tegabun 6. İstağına. Hemze sintağı var mı? Evet. Öylesi istifal babından. Zariyat 59. Hemze sintağı var mı? Hayır. Öylesi istifal babından değildir diyemeyiz. Çünkü mazide hemze sintağı oluyor. Muzaride olmayabilir. Yestacilune istacele yestacilu yestacilune muzari cem müzeker gaiptir. Yine istifal babındandır. Sinta duruyor. Tek hemze yok çünkü hemze mazi de var, muzari de yok. Ahkaf suresi 26. Yestehziune istehze yestehziu muzari istifal babından. Yestebşirune istebşara yestebşiru istifal babı. Festecabe lehum rabbuhum. İstecabe. Hemze sinta. Cabe. Demek ki cabe aktarılmış. Yani ecve fiil aktarıldığında böyle yazılıyor. İstehabbu. Habbe aktarılmış. İstehabbe. İstehabbu. Yani habbe fiil aktarılmış. İstehabbe. İstehabba. İstehabbu. Cem-i müzekker gayb. Mazi fiil. Muzaf fiil aktarılmış. Yukarıda ecref aktarılmıştı. Enbiya 19'da yestekbirune istekbera yestekbiru. Yine istifal babından. Diğeri de aynı şekilde. İstifal babından çeşitli örnekler görmektesiniz. Şimdi sıra çeşitli kitaplardan farklı metinler incelemeye geldi. Şöyle bir göz atalım. Mesela Tirmizi hadisi. Küllü müskirin. Müskir. Acaba müskir hangi baptan tespit edebilmek gerekiyor. Çünkü her zaman mazi, muzari, mastar gelmez. Yani öyle bir şey yok. Bir sürü kalıp var. O baptan farklı kelimeler çıkabilmektedir. Nedir? Eskera, yüskiru, iskarun, müskirun, müskerun. Yani müskir nedir? İsim faildir. İfal babından. İsim fail kalıbı. Bir müskir daha var burada. Yine aynı. Nesai hadisi. Nesai hadisinde kırmızı olarak çizmişiz. Udhile. Hangi baptan? Udhile. Udhile, edhale, udhile. İfal babından mazidir, meçhuldür. Ef'ale değil de uf'ile diye yazılır. Çünkü meçhul. Edhale, udhile. Ekrame, ukrime. Tefsiri Kurtubi. Kurtubi'nin tefsiri var. Vel hadisi harracehu. Harrace. Hangi bab? Fe'ale, fe'ilü, tef'il babı. Kurtubi'den yine var. Haraca çıktı Resulullah, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten yazmışlar bu yönde. Salla hangi baptan? Ne demiştik? Sondaki elif ya vav'dır ya g'dir. Salle ve salleye. Sonuçta hangi bab olur? Faale. Yusailu tef'il babından. Mazi. Devamında selleme gelmiş zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondaki geçen selleme nedir? Yine tef'il babından mazidir. Vehve yusalli, o namaz kılıyordu. Yusalli, salla, yusalli. Yine tef'il babından. Muzari. Kurtubi. Elif, la, muradan bahsedilmiş. Tekaddeme. Hangi bab? Tefa'ul babından mazi. Ve takdiruhuna. Buradaki takdir nedir? Devam ediyorum ama biz devam etmiyoruz. Takdir. Kadder yukadiru takdir. Tef'il babından mastardır. Kurtubi'den, Nesai'den, Tirmizi'den kısaca baktık. Şimdi Fethul Bari, yani Fethul Bari hangi kitap olmakta?
Buhari şerhidir. Fethul Bari. İbn Hacer el Eskalani tarafından yazılmıştır. Şöyle bir göz atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabel iman. İman amene yumunu iman. Pek çıktı ifal babından mastar karşımıza çıktı. Salla tef'il babından mazi. Selleme tef'il babından mazi. İslam esleme yüslümü İslam ifal babından mastardır. Haddesena haddese. Hangi bab? Tef'il babından mazi. Mudahhir dahhara yudahhiru tedhirun mudahhirun mudahherun ismi mef'ul olmakta tef'il babından. Haddese yine geldi. Haddese tef'il babından mazi. Muhammed, yani Muhammed bir insan ismi olarak veya bir peygamber ismi olarak düşünelim. Her ikisi de zaten. Muhammed kelimesi de hammede yuhammidu tahmidun muhammidun muhammedun. Yani tef'il babından isim mef'uldür Muhammed kelimesi. Hangi babtanmış? Tef'il babındanmış. Salle, salleye veya salleve diye söylemiştik. Sondaki vav veya ya olabilir diye sözlüğe bakmak lazım. Tef'il babından mazi fiildir. Sellem daha önce geçmişti. Tef'il babından mazi fiildir diye. Velen yuşadde. Yuşadde, şadde, yuşadde. Başına len olduğu için nasip etmiş. Mufaale babından. Muzaf fiil aktarıldığı zaman mufaale babında bu şekilde durur demiştik. Hacce, hacce. Medde, madde şeklinde geçmişti. Mufaale babı muzaf fiildir diye söylemiştik. Seddidu. Tef'il babından muzaf fiil bu da. Seddere, seddere, seddedü, yuseddidü, yuseddidan, yuseddidune şeklinde diyelim. Seddid, seddida, seddidu. Garibu, garebe, garip, gariba, garibu şeklinde. Garabe, faale, mufaale babu. Ebşiru, ebşara. Yani ifal babından emri hazır. Ekrim geliyordu hatırlayın. Ekreme yukrimu ikram ekrim diye gelmekteydi. Bu da ebşara yubşiru ebşir diye gelir ama cimrisidir. Ebşir, ebşira, ebşiru. İsta'inu. Bu da nedir yine? İstifal babından. Hemzesi ta var çünkü. Bakıyoruz biraz hızlanmayı deneyelim. İslam esleme yüslüm İslam ifal babından mazi. Semma semmeye veya semmeve. Bu vav ile yayı bayağı bir anlattım. O zaman tef'il babından mazi olur. Mübalağa, bâlağa, yubâlu, bâlağa, mübalağa. Yani mufaale babı olmuş olur. Direkt mufaale uyuyor buraya. Gördüğünüz kelimedeki harfleri fe, ayn, lam ile değiştiriyoruz. Böylece ortaya çıkıyor. Mübalağa. Mim zaten bulunan bir şey. Bâlağa, fe yaptım. Mufa oldu. Gerisi de işte fe'aledeki ayn ve lam ekleyerek direkt okuyabiliyoruz. Evzah, evzah kelimesi de nedir? İsmi taftildir burada, bunu geçelim. Arıyorum bu şekilde. İkla, İslam gibi. Akla'a, yukli'u, ikla'un. Ef'ale, yuf'ilu, if'al. Ehabbu, habbe, ehabbe. İf'al, mazi olurdu. Ama burada mazi değil. Muzari konumunda. Gerçi burada ismi taftil olmalı. Çünkü ardından gelen kelime esre olmuş. Sonuç olarak ehabbe olsaydı yani ba'da fetha olsaydı mazi ifal olacaktı. Biraz değişiklik varmış. Yedüllü, delle yedüllü konumuzla ilgili değil. Geçiyoruz. Velem yüsemmi. Semme yüsemmi. Bu da ilgili değil. Tamam geçtik. Mektubat, mektubat Rabbani derler. İmam-ı Rabbani'nin mektubatı derler. Yani o şekilde meşhur olan bir kitap. Yestehbir, istehbara, yestehbiru, lem yestehbir. Hangi bab? Hemzesi ta olmalıydı da muzari olduğu için sin ile ta kalmış. İstifal babından muzari bir fiildir. Geçtik. Şimdi ne görmekteyiz? Celaleddin Suyuti, Tedribur Ravi, fi şerhi takribin nevevi adlı kitap. Gale Şeyhul İslam, İslam hangi babtandı? Esleme yüslüm İslam ifal babından mastar idi.
Tesahül, sahele, yetesahelu, tesahül. Yani faale, yufaalu, mufaale babından mastar denilebilir. Tesahele, yetesahelu, tesahül, tefaül babından. Kitap kelimesi birkaç yönlü değerlendirilebilir. Katebe, yukatibu, mukatabeten ve kitaben. Yani mufaale babından mastar olarak da düşünebiliriz. Bir de ketebe, yuktubunun birkaç mastarı var. Biri de budur yine denilebilir. Müstedrek kelimesi geçmekte. Müstedrek de istedrake. Hemze sintağı vardır. Yani istifal babındandır. Vusul ila ilmi usul. Fatih Sultan Mehmed'in hocası Şeyhülislam Molla Hüsrev. Ressani en yüzime. Yüzime nasıl bir kelime diye düşünebilirsiniz. Yüzime nedir? Ekrame yukrimu. Ehrace yuhricu. Elzeme yulzimu. Başında en olduğu için yüzime olmuş. Nasip etmiş son harfi. Sonuç olarak ifal babından muzaridir. İptal, ebtara yuptur iptal. Yine ifal babından bu sefer maslar. Yetevehhem. Tevehheme yetevehhemu. Tevehhumu. Yani tefaül babı olur. En yeskutu, sekete yeskutu mücerret. İşimiz yok onunla. Başka sanırım yüsellimu var. Selleme yüsellimu tef'il babından muzari bir fiil. Birkaç tane de hadis aktarmışız. Hadislerden şöyle kısaca göz atalım. Salla kelimesi bayağı geçti. Sellem kelimesi de aynı şekilde. E'mene yu'minu imanun mu'min. İfal babından isim fail olur. Yuhalidu halada yuhalidu. Fa'ale yufa'alu mufa'ale babından olur. Başta yuhalet yine aynı kelime geçmiş. Ahbib var burada. Ahbib aynı ekrim gibi değil mi? Ekrame yukrimu ikramun ekrim diye emri hazır geliyordu. Bu da o şekilde. Ahbib yani ifal babından emri hazırdır. İfal babı. Ebi gıyz yine aynı şekilde ekrim kalıbı görüyorsunuz. Yani ifal babından emri hazır. Ebi gazadan ebi gıyz diye emri hazır gelmiştir. Tahtesimune ihtasame yahtesimu ihtesama ne olur? İftale yeftalu iftial babından muzari fiildir. Bunun dışında esabet kelimesi yani esabe. Esabe, egale, eba'e, ekane. Çok geçer bu. Bu kalıbı iyi bilmek lazım. İfal babından mazidir. Aslında neydi? Sabe idi. Yani ecvet idi. İfal babına aktarıldı. Esabe oldu. Gale'ye aktar. Egale. Kâne. Ekâne. Baya değindik bunlar esasen. Karşımıza çıkmaya başladılar. Görüyorsunuz hadislerde var böyleleri. El imanu. İman. Ne ki iman? Âmene yûmünü iman. İfal babından mastardır. Bakıyorum başka dikkat çeken var mı diye. Yine iman var sanırım başka yok. Kitab-ı Salat şu an gördüğünüz şey İbn Arabi'nin Reddül Muhtar adlı fıkıh kitabı. Çok meşhur Hanefi fıkıh kitabı. Sanırım o olsa gerek. Altında yazıyordu birazdan göreceğiz. Te'hir. Ehara yuehru te'hir. Tef'il babından mastardır. Bir fıkıh kitabında görüyorsunuz karşımıza çıktı. Tekaddeme yetekaddemu tekaddüm tefaül babından bir mazi fiil. Takdim kaddeme yukaddimu takdim mastar tefaül babından. Mürsel ersele yusri irsalün mürsilün mürselün. Yine ifal babından isim mef'ul olarak karşımıza çıktı. Bakıyoruz başka ne var diye. Mevrib. Evrabe yuribu igrabun. Diye düşündük ama değil bu. Bunun dışında hussise var. Hussise yani faale fuile. Tefel babı mazi meçhul. Kitapta biliyorsunuz meçhuller hiç gösterilmedi. Bir meçhul kalıp çıksa direkt ortada kalmayalım meçhul. Zaten üçüncü videomuz malum meçhul fiil çekimleri üzerine olacak. Mezit fiiller sadece.
İctema, cema, ictema, ictima. Yani ishal babından mastar kalıbıdır bu. Ta'zim, azzeme yu'azzimu ta'zim, sef'il babından mastar. İstikbal, istikbal kelimesi hemzesi intiha var başında. Öyleyse ne olur? İstifal babından mastar bu da. Ta'zim, azzeme yu'azzimu ta'zim burada da geçmişti. Tanzim yine geçmekte. Tanzim tekrar var. Bayağı bir tanzim varmış. İman amene'den mazhar diye söylemiştik. İ'tibar, i'tebara, ya'tebiru, i'tibarun, iftaale, yefta'ulu, iftialun. İftiraz, iftaraza, yefterizu, iftirazun. Aynı bab, iftial. Mutaallikun demiş. Mutaallik. Teallaka, yetaallaku, teallukun, mutaallikun, mutaallegun. Lamın harekesi önemli burada. Esre, öyleyse. Mutaallik, ne olur? Tefaül babından ismi fail olur. Tasdik, saddega yusaddigu tasdik. Tefail babından mastar olur. Salleve diye bayağı anlattık. Selleme de bayağı geçti. Eşara, aslında şara idi. İfal babına aktarıldı. Sadece başına hemze geldi. Eşara oldu. İman bayağı bir geçti orada. Son satıra geçelim de bitsin bari. Ne yazıyor? İstiaratun. İstiara, yestairu, istiaratun. İstifal babından mastar. Teşbihen, teşbih, şebbehe, yüşebbihu, teşbih, tef'il babından mastar olur bu da. Bu şekilde bitirdik. Reddül Muhtar İbn Abidin dedik. Öyle görünüyor ki bir sayfada Kur'an-ı Kerim aktarmışız buraya. Ona da bakarak sanırım bitecek artık. Ben de bilmiyorum. Vidgâle rabbu kelil melâketi inni ce'ailun fil ardı halife. Kâlu ete ce'ailu. Fîhâ men yufsidu. Efsede yufsidu. Ekrame yukrum ifal babı. Efse de yufsidu. İfal babından muzari fiil. Yesfiku. Bu konumuzla ilgili değil. Müsebbihu sebbaha. Yani tef'il babından muzari. Usebbihu nusebbihu. Tef'il babından muzari. Nefsi mütekellim mali gayr. Tıpkı nukaddisu gibi. İkisi de aynı. Alleme fa'ale fa'ilu tef'ilen mazi bir fiil. Aslı alime idi. Enbi'uni. Bana haber verin. Enbe'e. Yani ekrame, ikram. İf'al babından emri hazırdır. Enbi gelmiştir, emri hazırdır. Enbi, enbi'a, enbi'u şeklinde cimi emri hazır. İf'al babından emri hazırdır. Başka allemtena, alleme tef'il babından maziydi alleme. Enbi yine geçti. Enbe'den. Enbe'e tekrar var. Başka istekbara var. Hemzesi intiha var başta. Öyleyse istifal babından olur. İstifal babından mazi fiil. Ezelle. Aslında zelle, ezelle. Muzafil ifal babına aktarıldığında başına bir hemze gelir sadece. Durum o. Ehrace. Harace, ehrace. Ehrace. İfal babından mazi fiil olmakta. Bunun dışında bir de mustakar var. İstekarra yani istifal babından ismi mef'ul olmakta bu da. Böylece tamamlayalım artık. Okuduğumuz son sayfa Kur'an-ı Kerim'den bir sayfaydı. Sayfaya tekrar bakalım. Bakmak isteyenler. Ve idgâle rabbu kelil melâiketi. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde geçmekte. Bakara suresi 30. ayet. Bakara suresi 30'dan başladık o sayfayı. Şöyle kısaca bir göz at. Böylece bir